Söz. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah her hayrın başıdır. Biz de önce onunla başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam'ın nişanı olduğu gibi bütün varlıkların da hal diliyle daimi bir didir. Bismillah'ın ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eskiden Bedevi Arap çöllerinde bir adamın rahatça seyahat edebilmesi ve eşkıyanın şerrine uğramadan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir kabile reisinin ismini alması ve onun himayesine girmesi gerekirmiş. Yoksa o adam tek başına sayısız düşman karşısında ihtiyaçlarıyla perişan olurmuş. İşte böyle bir seyahat için iki adam çölde yola çıkmışlar. Onlardan biri mütevazi, diğeri gururluymuş. Mütevazi olan bir reisin ismini almış, öteki almamış. Reisin ismini alan her yerde selametle gezmiş. Ne zaman biri yolunu kesse, ben filan reisin ismiyle geziyorum der, eşkıya da ona ilişemezmiş. Bir çadıra girdiğinde o reisin namıyla hürmet görürmüş. Mağrur olan ise seyahati boyunca öyle belalar çekmiş ki tarif edilemez. Daima titremiş, dilencilik etmiş. Hem zelil hem rezil olmuş. İşte ey mağrur nefsim, sen o yolcusun. Şu dünya ise bir çöldür. Acizin ve fakrın sınırsızdır. Düşmanların ve ihtiyaçların sonsuzdur. Madem öyle, bütün kainata dilencilik etmekten ve her hadise karşısında titremekten kurtulmak için şu çölün ebedi malikinin ve ezeli hakiminin ismini al. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, sınırsız aczin ve fakrın ile seni sonsuz kudrete, rahmete bağlayıp, kadir Rahim'in dergahında aczi ve fakrı en makbul olan bir şefaatçi yapar. Bu kelime ile hareket eden, askere kaydolup devlet adına iş gören ve hiç kimseden korkusu olmayan adama benzer. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar ve her şeye karşı dayanır. Başta demiştik ki bütün varlıklar hal diliyle bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki bütün şehir ahalisini zorla bir yere sevk eden ve çalıştıran bir adam görsen, onun kendi adına, kendi kuvvetiyle hareket etmediğini, bir asker olduğunu şüphesiz bilirsin. O adam devlet namına hareket eder ve bir padişahın kuvvetine dayanır. Aynen öyle de her şey Cenabı Hakk'ın namına hareket eder zerre kadar tohumlar ve çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşır, dağ gibi yükleri kaldırır. Demek ki her bir ağaç Bismillah diyerek rahmet hazinesinin meyveleriyle ellerini doldurur, bize tablacılık eder. Her bir bostan Bismillah der, içinde çeşit çeşit pek çok leziz yiyeceğin beraber pişirildiği, Cenab-ı Hakk'ın kudret mutfağından bir kazan haline gelir. İnek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlardan her biri Bismillah diyerek rahmetin feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bize hoş, temiz, abı hayat gibi bir gıdayı rezzak namına takdim eder. Her bir bitkinin, ağacın, otun, ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah diyerek sert taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona itaat eder. Evet, dalların havada büyümesi, ve meyve vermesi gibi o sert taş ve toprağın altındaki köklerin kolayca yayılması ve yer altında yemiş vermesi hem o nazik yeşil yaprakların sıcaklığın şiddetine karşı aylarca yaş kalması da her şeyi tabiata bağlayanların ağzına şiddetli bir tokat vuruyor. Kör olası gözlerine parmağını sokuyor ve diyor ki: En güvendiğin sertlik ve sıcaklık bile bir emirle hareket ediyor ve o ipek misali yumuşak damarlar Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası gibi "Tekul nadrib bi asakir emrine uyarak taşları yarıyor. O sigara kağıdı gibi ince, nazenin yapraklar ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın azaları gibi ateş saçan sıcaklığa karşı "Ya narukuni berda ve ala İbrahim" ayetini okuyor. Madem her şey manen bismillah der, Allah'ın nimetlerini onun namına getirip bize verir. Biz de Bismillah demeliyiz. Allah adına vermeli, Allah adına almalıyız. Onun namına vermeyen gafil insanlardan bir şey almamalıyız. Soru Tablacı hükmündeki insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi Cenab-ı Hak bizden karşılık olarak ne istiyor? Cevap Evet, nimetlerin asıl sahibi Allah, o kıymetli nimetlere, mallara karşılık üç şey istiyor. Zikir, şükür ve fikir. Başta Bismillah zikirdir. Sonda Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetli sanat harikası nimetlerin ehad ve samet bir zatın kudretinin mucizesi ve rahmetinin hediyesi olduğunu düşünmek ve anlamak ise fikirdir. Bir padişahtan kıymetli bir hediye getiren miskin bir adamın ayağını öpüp hediyenin sahibini tanımamak ne kadar ahmaklık ise nimetlerin görünüşteki sahiplerini yüceltip sevmek ve asıl sahibi olan Allah'ı unutmak ondan bin derece daha büyük bir ahmaklıktır. Ey nefis! Böyle ahmak olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Vesselam.